Depremin ardından binlerce kişi bu yıkımın gerçekleştiği kentlerden başka kentlere, başka şehirlere gidiyorlar. İşte Antalya'ya, Mersin'e, İstanbul'a, İzmir'e. Burada böyle çok güzel dayanışma, iyilik örnekleri görüyoruz. Bedelsiz evini açanlar var, işte yazdıklarını açanlar var, gelsinler birlikte kalalım diyenler var. Bir de o çok güzel buraya geldiler, yaşasın şimdi bunların depremden mağdurlar, eve ihtiyaçları var deyip 1 liralık evlerini 3 liraya, 5 liralık evlerini 15 liraya, Esra'nın dediği gibi koliden hallice 20 metrekarelik evlerini 10 bin liraya kiraya veren ev sahiplerimiz de var. Konya'da mesela kiralar %30 artmış. Konya, en Türkiye'de bu deprem haritasına bakınca en depreme uzak kentlerden birisi. Kira artışı %30 depremden bugüne, şu son 10-15 günde kiralar %30 artmış. Bir diyoruz ki işte bu fahiş kira alanlar ceza çekecek falan, 100 bin liraya kadar ceza bekliyor. Ama kimsenin bunu öyle bir cezayı düşündüğü falan yok. Evlerine zamları yapmışlar. Zaten biz şu anda %25 zam şeyimiz yok mu ya 3 Temmuz'a kadar? Böyle bir kuralımız var. Kimsenin dinlediği yok. Öyle cezayı falan da umursamıyorlar anladığım kadarıyla. Kağıtta var o. Evet. Kimse ceza falan umursadığı yok yani. Herkes zammını yapmış, devam ediyor. Depremin ardından yollara düşen depremzedeler farklı kentlere gitti. Bu şehirlerin sakinleri onlara gönüllerini, bazıları da ücretsiz olarak evini açtı. Ama herkes değil, fahiş kira isteyenler de oldu. Konya'da da kiralar son dönemde %30 oranında arttı. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat artıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Depremzede ailelerin yoğun olarak göç ettiği illerden Konya'da kiralardaki artışla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve ev sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Fahiş fiyat isteyen, kira talebinde bulunan ev sahiplerinden de vatandaşlarımız kiralama kesinlikle yapmasınlar. Şikayetlerini valilik makamlarına, ticaret il müdürlüklerine, ticaret odamıza, Konya Emlakçılar Odası'na yapabilirler. Sadece kira değil, gıda, çocuk bezi, temizlik ürünlerinin de fahiş fiyata verilmesiyle ilgili gelen şikayetler incelenecek. Tutanaklar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek. Kurul, fahiş fiyat artışı belirlerse bu kişilere 100 bin liraya kadar ceza verilecek.